Ben size bugünkü konumuz çerçevesinde bilim nedir? Bilimi oluşturmak için ne yapılır? Ve bu çerçevede araştırma dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Araştırmadan ne elde edilir? Örneğin bilgi dediğimiz nesneyi nasıl tanımlayabiliriz? Ve araştırmadan sonra elde edilen veriler ne önem taşır? Bu veriler nasıl değerlendirilmelidir? Ve bütün bu aşamaları yaparken de acaba nelere uymamız gerekir? Bunları gözden geçirdikten sonra biz ancak iyi bir yayını hazırlanması konusunda gerekeni yapabiliriz düşüncesiyle bu sunumu sizlere yapmayı uygun bulduk. Bugünkü bu sunumumuzun konusu bilim, bilimsel bilgi ve araştırma etiği. Aslında konunun içinde de özellikle vurgulayacağımız gibi araştırma etiği ile yayın etiği birbirinden farklı konular. Ve bir şekliyle sizin yapacağınız bir araştırmanın başından ki buna etik kurullara başvurma dahil araştırma raporu yazıncaya kadar geçen süre araştırma etiği çerçevesinde değerlendirilmek durumunda. Eğer bu raporunuz bir şekilde yayına dönüştürülmek isteniyorsa o andan itibaren yayın etiği geçerli. Fakat bunu bu şekilde kesin sınırlarla ayırmak mümkün değil. Çünkü yayın etiği kuralları içinde göreceksiniz ki bazı etik ihlalleri bir şekilde araştırma sırasına ait ihlaller olarak veya yapılmaması gerekenler olarak yapılmış olabiliyor. Ama ilki olarak araştırma etiği dediğimiz kısmı ve yayın etiği dediğimiz kısmı bir şekilde ayrı mütalaa etmenin de yararları olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu çerçeve içinde baktığımız zaman ilk aklımıza gelen soru, evet, bilim nedir? Hepimiz günlük lisanımızda bilim yapıyoruz, bilimle uğraşıyoruz, bu konuda çabalarımız var diye günlük yaşantımızda bu sözcüğü çok sıklıkla kullanmamıza rağmen bilim nedir sorusunu genellikle yanıtlayamıyoruz. Bilim uluslararası lisanda biliyorsunuz science diye geçen ve bugün için bunun sözcük karşılığı olarak ayırabilmek, fark edebilmek şeklinde gördüğümüz bu deyimin aslında bu anlamda bir şey ifade etmediği ortaya çıkıyor. O halde bilim nedir sorusunun karşılığı çok basit olarak bunlar olamaz ama buna karşılık bilinenler veya bellekte iz bırakanlardır diyebiliyoruz. Ama tabii ki bu bir tanım olmaktan ziyade çok basit bir ifade. Tanım olarak baktığımız zaman bilinmeyeni bilmek için belli kurallar ve ölçütler doğrultusunda. Demek ki bir bilim yapabilmek için ben akşam rüyamda bir şeyler gördüm. Ertesi sabah bunu bir şekilde uygulayacağım ve bilim yapıyorum deme şansına sahip olamam. Demek ki bunun bir takım ölçütleri ve kuralları mevcut ve ancak bu ölçütler ve kurallar doğrultusunda yapılan faaliyetlerin tümü olarak tanımlayabiliyoruz. Tabii bu bir şekilde evrende olup biteni öğrenme gereksinimi ve isteği karşılığı olarak ortaya çıkan bir tanım.
Fakat bu çerçeve içinde baktığımız zaman bunu birazcık daha genişletmemiz mümkün. Biz bilimi bir şekilde yeni bilgilere ulaşmak için yapıyoruz. Ve bunun içinde tabii ki bilimin ifadesinde bilgi üretme amacıyla girişilen ve bu girişim sonunda, altını çizerek söylüyorum, güvenilir bilgiler edinmemizi sağlayan her türlü araştırma bilimdir diyebiliyoruz. Burada güvenilir sözcüğü çok önemli. Çünkü yarın öbür gün bir şekilde siz bu yaptığınız araştırmayı yayına gönderdiğiniz zaman herhangi bir şekilde o yayında var olan çerçeve içinde güvensizlik yaratan bir şey olursa, bugün için artık bunlar sorgulanıyor. Geçmiş zamanda bunlar pek önemsenmiyordu. Biraz önce de söylediğim gibi yapanın yanına kar olarak kalıyordu. Ama bugün özellikle bu bilgisayarın bize sağladığı olanaklar çerçevesinde her şeyi sorgulama şansımız var. Dolayısıyla bizim en ufak ürettiğimiz bir bilginin bile güvenilir olmasını sağlayacak, biraz sonra değineceğiz buna, objektif verilere veya yönteme dayanması kaçınılmaz. Peki burada sözünü ettiğimiz bu girişim, yani diğer bir deyişle araştırma nedir sorusuna karşılıkta yine sorunlara güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli. Demek ki bir yaptığımız uğraşı araştırma diyebilmemiz için planlı ve sistemli olacak bu. Ve bunun da ifadesi her araştırmamızın bir protokolünün bulunması. İşte bu plan ve sistemi bize gösteren belge protokol. Belirli verilerin toplanması. Ne istiyoruz? Edinmek istediğimiz bilgiler nelerdir? Analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi. Biraz sonra değineceğiz. Biz araştırma sonunda bir şekilde veya yaptığımız uğraş sonunda ham veri elde ediyoruz. Bu ham verileri herhangi bir şekilde biz analiz etmez, yorumlayarak değerlendirmezsek bunun hiçbir anlamı yok. Sadece bir veri olarak kalır. Bunların bilgi olabilme imkanı yoktur. Ve rapor edilmesi süreci, ki genelde biz bu rapor edilme sürecini bugüne kadar bizler de dahil olmak üzere yapmıyorduk. Fakat başında da söylediğim gibi hangi konuda araştırma yaparsanız yapın, ister deneysel olsun, ister insan üzerinde olsun, ilaçla olsun veya ilaç dışı olsun, mutlaka ve mutlaka araştırmaya başlamadan önce etik kurullardan onay almamız lazım. Ve etik kurulların onay süreci sonrası yaptığımız araştırmayı da etik kurulların izlediğini bilmemiz lazım. Ve mutlaka ve mutlaka sonunda da bizden bir rapor isteyeceğini ve bu raporu vermemizle ancak etik çerçeveyi gerçekleştirdiğimizi bilmemiz lazım. Dolayısıyla araştırmanın mutlaka sonucu rapor edilme süreciyle birlikte devam ediyor. Bu arayış, yani yeni bilgilere ulaşma, aslında search sözlüğüyle ifade ediliyor. Fakat şöyle bir düşünecek olursanız, araştırma, ben yaptım araştırmayı, bitti. Herhalde araştırma yapan olmuştur içinizde. Araştırmayı yaptığınız zaman bir sürü de yeni soruların ortaya çıktığını göreceksiniz, görüyorsunuz. Bu yeni sorulara da bir şekilde sizin cevap bulmanız lazım. Dolayısıyla bugün için bu arayışın çoğu zaman yinelenen, tekrarlanan arayışlar olması nedeniyle buna uluslararası lisanda da research adı veriliyor. Yani yinelenen arayışlar veya araştırma. Araştırma tabii ki çok farklı türlerde olabiliyor. Temel araştırma, ki bu genelde
bilgiyi bilgi için üretmek adına yapılan araştırmalar. Tabii bunlar da mutlaka gerekli ama bizim toplumumuzun gereksinimlerini göz önünde bulunduracak olursak, temel araştırmaların belki kariyerde bize yükselmemiz adına bir takım avantajlar sağlamasına karşın şöyle bir düşünmenizi ben isterim. Üretilen bilgi daha çok bilim dünyasına ve küresel platforma yararlı olan bilgiler olacaktır. Dolayısıyla burada bunu yapmayın gibi bir ifadede bulunmak istemiyorum. Mutlaka bu da yapılacaktır, yapılmalıdır. Ama bizim toplumumuzun gereksinim duyduğu sorunlara çözüm aramak üzere yapılacak olan, ki bunlara biz uygulamalı araştırmalar adını veriyoruz, çok daha olumlu sonuçları olacaktır. Ki işte hep dillendirdiğimiz üniversite sanayi işbirliği, üniversite toplum arayışları gibi konular aslında bizim ülkemizde eksikliğini duyduğumuz konular olarak önümüzde duruyor. Biz genelde üniversitede bilgi adına bilgi üretmek üzere araştırma yapıyoruz. Tabii ki yapılması lazım ama sadece bununla yetinmemiz bana kalırsa toplumu bir şekilde göz ardı etmek demek oluyor. Peki bu araştırmayı biraz önce de söylediğimiz gibi bilgi üretmek için yapıyoruz ve bu yapılan araştırma sonrası elde edilen bilgi nasıl ifade edilebilir? Bilgi nedir? Bu sorunun yanıtını biz merak veya daha doğrusu buna zihinsel açlık diyoruz. Bizim bir bedensel açlığımız var, bir de zihinsel açlığımız olması lazım insan olarak. İşte bu merak veya zihinsel açlığın uyandırdığı soruya verilecek güvenilir ve bilimsel doyurulucu olan yanıt. Bilgi bu. Ve baktığımız zaman aslında bunun bu kadar kolay ifade edilmesine karşılık belli bir süreci taşıması ve böyle bir araştırmaya başlayabilmek için öncelikle bir bilimsel düşünce, bilimsel bir yöntem, yani herkesin kabul edebileceği ben yaptım oldu denmeyecek bir yöntem, bilimsel araştırma, literatür taraması, sonra kendi araştırmamızın tasarımı ve sonuçta mutlaka bir bilimsel yorum kaçınılmaz olarak yapılması gereken bu süreçte aşamalar. Ve burada hemen etik ve bir şekilde de uluslararası standardın bizden istediği böyle bir bilgi üretmenin mutlaka dürüst, yansız, adil, çıkar beklemeden olması gereği. Ben filanca ilaç firmasının isteği doğrultusunda bir araştırma yaparsam bu etik olmaz. Çünkü burada bir çıkar beklentisi söz konusu olacaktır. Ve bunun yanında tabii ki dinsel, politik, finansal ve ideolojik baskılar bilimselliğimizi hiçbir zaman yönlendirmemeli. Tekrarlayacak olursak, bilgi demek ki bu şekilde belli kurallar çerçevesinde yapılmalı ama toparlandığında inandırıcı olmalı. Yani diğer bir deyişle elde ettiğim bilgi güvenilir olmalı. Bunun yanında doğru olmalı. Ben bir şekilde kendi beklentim doğrultusunda bilgiler üretmemeliyim. Ki bunun ifadesini öğlene doğru yapılacak sunumlarda göreceksiniz. Fakat bu ikisi tabii ki olmalı ama yeterli mi? Hayır. Buna mutlaka
araştırmamızda belgelenmiş verilerin bulunmasını sağlamamız lazım. Hatta bu o kadar ileriye gidiyor ki, örneğin bir tansiyon, ya ben tansiyonu ölçtüm işte, artık bana inanmak zorundasınız demekten de öteye giden bir duruma geldi. Çünkü tarihsel gelişim içinde baktığımız zaman, biraz sonra da değineceğiz, insanlar ne kadar dürüst olmak gayreti içinde olursa olsun, bir şekilde de bias dediğimiz, yani taraf tutma, yanlılık gibi istemeden de olabilen bir takım davranışlar içine girebiliyor. Dolayısıyla yapacağımız araştırmanın inandırıcı olması, bir şekilde de bunların hepsinin kanıta dayalı olmasıyla mümkün. Ve bu bilimsellik çerçevesinde biz artık elde ettiğimize bilimsel bilgi adını verebiliriz. İşte bilimsel bilgi dediğimiz zaman biz araştırma sonucu, inandırıcı, doğru ve belgelenmiş bilgi dediğimiz ifadeyi bulabiliyoruz. Tabii burada yansızlık çok önemli, doğruluk çok önemli, evrensellik yine çok önemli. Ben bu bilgiyi efendim Türkiye adına ürettim deme şansımız yok. Bilgi evrensel bir olay. Elde ettiğimiz bilgi eğer geçerli, inandırıcıysa, güvenilirse bütün dünyada kullanılacak olan bir nesne. Ama bunun yanında kalitesi de çok önemli. Ve bilimsel bilgi kimliğini kazanabilmesi için mutlaka uzmanlarca da değerlendirilmesi lazım. İşte buradan itibaren yayın olayı gündeme geliyor. Siz eğer yaptığınız araştırmayı, sonuçlarını yayınlamayacak olursanız, bu bir şekilde genel bilimsel platformda değerlendirilme olanağı olmayacağı için bilimsel bilgi viyetini taşıması soru işareti olacaktır. İşte bu bilimsel bilgi aslında bir şekilde bir biraz önce de söylediğimiz gibi bilgi için, bilginin zenginleştirilmesi için yapılabilmekle birlikte bunun tabii ki bütün ülkeler tarafından öngörüldüğü şekilde toplum için yapılması da çok önemli. Çünkü biliyoruz ki bilimsel bilgi arttığı oranda toplumun birçok sorununa çözüm üretme, örneğin teknolojilerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, bireysel ve toplumsal sağlığın hem daha iyiye götürülmesi hem de var olan sağlığın sürdürülmesi gibi çok sayıda etkenin oluşturduğu sorunlara çözüm üretecektir. Bu nedenle bu bilimsel verilerin ve bunların sonucu bilimsel bilgilerin toplum için önemini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan topluluklar artık bu bilim için bilgi üretmek, bana kalırsa lüksünden birazcık vazgeçip teknoloji transfer edecekken teknoloji üretebilir konuma geçmesi için daha çok uygulamalı bir şekilde araştırmalara yönelmesinde yarar var. Şimdi bilimsel araştırma demek ki bir şekilde toparlayacak olursak neyin, neden, nasıl, nerede, kim tarafından? Eğer bu sorulara biz bir şekilde yanıt verebiliyorsak, o zaman bilimsel araştırmadan söz edebiliyoruz. Ama bu sorulardan herhangi birine yanıt veremiyorsak, o zaman bilimsel araştırma yaptığımız iddiasında bulunma şansımız yok. Tabii ki araştırma sonrası bilimsel verilerin elde edilmesi söz konusu. Biz bir araştırma yaptığımızda o merak ettiğimiz
sorunun cevabını bulmak üzere bir takım yaptığımız araştırmadan bir şeyler elde ediyoruz. Biz bunlara veri diyoruz. Ve bu eğer hakikaten yaptığımız araştırma bilimsel, biraz önce söylediğimiz sorulara yanıt verebiliyorsak, o zaman bilimsel veri adını alıyor ve bir araştırmanın sonuçları olarak ifade ediliyor. Eğer araştırmanın sonuçlarını tartışıp paylaşamıyorsak bunun bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla burada bu paylaşılan bütün verilerin, kullanılacak bilgilerin tümüne biz bilimsel veri adını veriyoruz. Ve tabii ki burada önemli bir nokta var. Bizim bilimsel veri olarak ürettiğimiz bu verilerin bir şekilde elimizin altında kayıtlarının olması kaçınılmaz. Bugün artık yayın yapıldıktan sonra editör de dahil, başkaları da dahil, sizin yaptığınız bu yayının hangi verilere dayandığını kanıtlayacak belgeleri istemek şekline kadar gidebiliyor. Ve siz, ya ben bu araştırmayı yaptım ama kayıtlarını tutmadım deme şansınız yok. Eğer kayıtları tutmadıysanız bu araştırma yok demektir. İnandırıcılık ve güvenilirlik mutlaka ve mutlaka her yaptığınızın veya elde ettiğiniz verinin mutlaka bir belgesinin olmasıyla olası. Bu çerçeve içinde baktığımız zaman elde ettiğimiz verilerin aslında ham veri olduğunu ifade etmiştik. Bunun anlamlandırılmış ve yorumlanmış olması koşuluyla bilimsel bilgi haline dönüşebileceğini tekrarlamak istiyorum. İşte bu bilim yaparken, araştırma yaparken elde edilen sonuçlar bir şekilde zaman içinde bir takım sıkıntılar doğurmuş ve olumsuzluklar yaratmış. Diğer bir deyişle elde edilen bu bilgiler kötü amaçlarla kullanılmış. Ve bu çerçeve içinde baktığımız zaman gerçekten zamanla bu bilim ve bilimsel bilginin iyi ve kötü sonuçları tartışılmaya başlanmış. Gelenekler ve ahlak gelişimiyle bunların birlikte gitmesi gereği ortaya çıkmış. Bunu tutun yanlış bilimsel bilgi üretmekten, bilimsel üretilen bilimsel bilginin kötü amaçla kullanılmasına kadar götürmeniz mümkün. İşte bu çerçevede bilimsel bilgilerin etik boyutu gündeme gelmiş. Biz etik dediğimiz zaman burada çok basit olarak Yunanca bir sözcük olan ethos karşılığı, özellikle terbiye ve kültür. Tabii karakter de burada önemli. Karakterden bizim kastettiğimiz insanın doğruluğu ve dürüstlüğü, disiplini bir şekilde. Dolayısıyla biz bunu etik dediğimiz zaman her türlü eylemde iyiyi, doğruyu, gerçeği düşünmeye, uygulamaya, kullanmaya ait kuram ve kurallar diyoruz. Çünkü etik konusu aslında bir aksiyom. Yani metodolojik olarak üretilen bir şey değil. Ama insanların zaman içinde ortaya çıkan olumsuzluklara veya yanlışlara karşı ürettikleri doğruların bir şekilde kabullenilmesi. Biz buna aksiyom diyoruz. Ve bu çerçeve içinde baktığımız zaman bu 4000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz eski Yunan'dan itibaren. Ve çok uğraşlar sonrası ilginç teoriler ve etik düşünceler geliştiğini görüyoruz. Ve öyle de bir aksiyom ki hiçbir zaman statik değil. Çünkü gelişen teknolojiden tutunuz, toplumun gereksinimleri doğrultusunda etiğin de geliştiğini görüyoruz. Mesela bugün bir internet etiği de ortaya çıkmış durumda.
ne ilgisi var diye belki sorgulayabiliriz. Ama orada da interneti kullanmaktan tutun, internetteki bilgilerin oluşturulmasına kadar etik kuralların geçerli olduğunu kabul etmek durumundayız. Biz çok basitçe etik dediğimiz zaman bunun altın kuralının kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran şeklinde çok basitçe de ifade edebiliyoruz. Ve bu etik teoriler ve ilkeler göz önüne alınarak ne yapılması gerektiği konusunda özel kurallar, işlemler ve etik sonuçlar ortaya çıkıyor ve zamanla gelişen gereksinimler doğrultusunda bunlar sürekli olarak zenginleşiyor. Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Genelde etiği biz Türkçeleştirmek arzusuyla ahlak olarak ifade etmeyi öngörüyoruz. Ama şunu kabul etmemiz lazım ki ahlak denilen olay etiği karşılamıyor. Ahlak, diğer ifadesiyle batılı lisanlarda moral olarak geçen sözcüğün daha çok her toplumun yaşadığı koşullarda o toplumun gereksinimlerini ortaya çıkaran kurallar olarak bakıyoruz. Burada kültür, din, örf, adet, gelenek ne varsa eğer bizden onlara uyulması isteniyorsa bu ahlak çerçevesinde değerlendiriliyor. Ama etik dediğimiz zaman mutlaka evrensel boyutunu ve bunların bir şekilde uluslararası geçerli kurallarını veya kabullenmeleri anlamamız gerektiğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi burada tabii ki etik konusu aslında bir kabullenme, bir şekilde uymamız istenen ama bunun karşılığında da etik ihlaller söz konusu olduğunda yaptırımı olmayan bir konu. Yani ben masa başı yayıncılık yaptım, diğer bir deyişle laboratuvara girmeden bilimsel bilgi diye kendi kafamdan bir takım bilgiler ürettim. Bu etik dışı bir davranış. Araştırma etiğine uymayan bir davranış. Bunun etik kurallar çerçevesinde baktığınız zaman herhangi bir yaptırımı yok. Böyle olunca mutlaka bu alandaki ilke ve kuralların bir şekilde topluma mal edilmesi ve bu alandaki ihlallere karşı kurumsal önlemler alınabilmesi için mutlaka bir yaptırım uygulanabilecek bir düzene sokulması lazım. İşte bu çerçevede aslında biz bakıyoruz ki etik bu kabullenmeler sonuçta hukuksal ve bir takım yönetsel düzenlemelere mesnet teşkil ediyor, dayanak oluyor. Ve bunlar oluştuktan sonra işte bu şekilde herhangi bir hareketin görev yolunu ve sorumluluklarını aslında hukuk ama etiğe dayanarak ortaya çıkan hukuksal yaptırımlar veya idari yönetmelikler, sorumluluklar bunu bu şekilde belirlemiş oluyor. Burada tekrarlamak istiyorum. Etik değerler evrensel, zaten ahlakla yöresel olan uyulması gereken kuralları ahlak olarak ifade ederken etik kurallar dediğimiz evrensel kuralları anlamak durumundayız. Ve bu değerlerin bilimsel yarar ve etik değerlendirmede mutlaka korunması bizim yapacağımız araştırma ve sonrasında yapacağımız yayın açısından çok önemli. İşte bu etik değerler ulusal ve uluslararası mevzuatı oluşturuyor ki bunlara nitelik ve uyumun sağlanması koşuluyla yaptığımızı kabul ettirmemiz mümkün olabiliyor. Zaman zaman bu etik kabullenmeler bir şekilde aslında bilimin karşısında bir engeldir gibi. Şimdi en basitinden
yapacağınız bir araştırmada sizin protokol hazırlamanız lazım, etik kurula başvurmanız lazım. Etik kurul, mevzuatımız böyle çünkü, gerek ulusal gerek uluslararası. Eğer bunu yapmazsanız yarın öbür gün yaptığınız araştırmayı gönderdiğiniz bir yayın evine veya bir yayıncıya, editöre mutlaka sizden etik kurul onayını isteyecek. Dolayısıyla bunu yapmak zorundasınız. Bunu yaptığınız koşulda da etik kurul size bir takım sorular soracak. Ama bu soruları da sormak mecburiyetinde. Çünkü bu soruların yanıtını alamazsa yaptığınız çalışmanın etik çerçeve içinde olduğu konusunda size onay vermesi mümkün değil. Ve bu tabii sürekli bir tartışmaya neden oluyor. Ve etik aslında bilimselliği engelleyici, bilimsel araştırmayı engelleyicidir diye bir şekilde değişik yorumlar ortaya çıkıyor. Aslında etik ve bilim tabii metodolojik yaklaşım açısından baktığımız zaman farklı şeyler. Bir kere bilim gözleme dayanıyor ve mutlaka verileri yorumluyor. Etik ise daha çok ahlaki değerlere, moral değerlere ama evrensel düzeyde bir şekilde odaklanıyor. Ama baktığımız zaman zaten biz araştırmanın bilimsel olabilmesi için dürüst bilmem ne bilmem ne olması gerekir dediğimizde zaten bilim ve etiğin ayrılmaz bir bütün olduğunu kabul etmek durumunda kalıyoruz. Artı bunun da ötesinde yaptığınız bu etik başvuru, etik kurullardan izin alma başvurusu aslında araştırıcı için bir sigorta oluyor. Yarın öbür gün siz bunu almadan bir araştırma yaptığınız koşulda etik ihlalde bulunmuş olursanız sizin korunacak hiçbir tarafınız yok. Ama etik kurul onayını alıp yaptığınız zaman sizin bir sigortanız var. Ben etik kurul onayıyla bu çalışmayı yapıyorum dediğiniz koşulda sizin hiç kimse tarafından etik ihlalle sorgulanmanız veya suçlanmanız mümkün değil. Biraz önce de söylediğim gibi aslında bilim ve araştırma etiği, bilim üretimi gerçekleşirken bilimcilerin uymaları gereken etik kuralları inceleyen alan. Ama bunu yayın etiğiyle çok kesin bir şekilde sınırlamak, ayırmak mümkün değil. Ama her birinin de kendisine özel konumları olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu çerçeve içinde baktığımız zaman toparlayacak olursak bilimsel ve tıbbi araştırmalar doğru sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacak uygun yerlerde. Canım ben bu araştırmayı nasıl olsa sıçan ölecek herhangi bir ortamda yaparım deme şansınız yok. Olmamalı. İşte imkanlarımız elverişli değil. Bu imkanları elverişli kılacak şekilde bizim yöneticileri de bir şekilde ana bilim dalımızda uyarmamız kaçınılmaz. Ama bunun ötesinde yetkin kişilerce, işte deneysel araştırmalar yapmak için herhalde işlerin içinizden bazılarınız bir takım kurslara katıldınız. Bu onu ifade ediyor. Bunun dışında bilimsel yöntemlere dayalı olarak tasarlamak durumundayız. Yürütmek durumundayız, değerlendirmek durumundayız, yorumlamak durumundayız. Rapor yazmak durumundayız ve ondan sonra da arzu ediyorsak ki bilimsel bilgi olabilmesi için yayınlanması kaçınılmaz. Uluslararası standartlara uygun nitelikte olması sağlanmalı. Eğer bunu yapmazsak herhangi bir dergiden sizin şu koşullarınız yerine getirilmemiştir, bu araştırmayı kabul etmemiz mümkün değildir deme veya bununla karşılaşmanız kaçınılmaz. Araştırma sonuçlarının bilimsel çevrelerce, düzenleyici makamlarca kabulünün sağlanması işte bizim ulusal ve uluslararası standartlara uymamızı gerektiren en önemli ögeler. Ve tabii ki araştırma sonucunda doğru değerlendirmek durumundayız verilerimizi, yorumlamak durumundayız. Ön yargısız objektif değerlendirme yapmak durumundayız ki gerçek anlamda bir bilimsel veri olsun. Ancak söz edilen tüm gerekliliklerin karşılanması koşuluyla
araştırmaya katılan bireylerin güvenliğinden ve araştırıcının etik çalışma standardından, yani diğer bir deyişle araştırma etiğinden söz etme şansını yakalayabiliriz. Araştırmanın her aşamasında mutlaka araştırıcı için vazgeçilmez olan düşünsel ve davranışsal düzeyde dürüstlük, iyiyi, doğruyu, gerçeği eylemlerimizde en başta tutmak, etik olabilmek. Ve araştırma etiğini gerçekleştirecek kurallar sadece bizim ülkemize has kurallar değil, ulusal sözcüğü burada aslında bir takım uluslararası kuralların bize uyarlanmış ama onları yatsımayacak, onların dışında kurallar değil. Ama bize uyarlanmış olan ulusal mevzuat, uluslararası standartlar olarak çok net bir şekilde elimizin altında ve bizim önümüzde. Dolayısıyla bir şekilde biz bunu bilmiyorduk deme şansına sahip olamayız. Ve gerçekten de bundan sonra yapılacak her türlü araştırmanın en ince detayına kadar sorgulanacağını bilerek araştırma yapmamız, yarın öbür gün bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamızı engelleyici iyi bir davranış olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlamak isterim. Bu çerçeve içinde araştırma yapan oldu mu içinizde? Evet. Deneysel mi? Klinik çalışma. Ne tür bir klinik çalışma? Bir yeni geliştirilen bir ürünle, ilaç ürünüyle mi yoksa ilaç dışı mı? Bayağı zor bir işlemler yaptık ama bunların hepsi bu standartların dahilinde oldu. Ama yurt dışının çalışmamasından dolayı örnekleri de yurt dışına gönderdik. Problem peki, oldu. Peki herhangi bir sözleşme var mıydı aranızda? Resmi sözleşme yok tabii. İsimle konuşuldu. Tamam biz çalışırız dendi. Bayağı emekler verildi. Ama normal yayınlanmış bu şekilde kurallara uygun yazılmış çalışmalarımız da var. Tabii ki de mesela burada hemen siz de herhalde farkına vardınız. Söz artık bir şey ifade etmiyor. Mutlaka ve mutlaka her türlü eylemimizi belgelememiz lazım. Ve gerçekten batılı insanı biz gözümüzde çok büyütüyoruz. İşte dürüsttür, şudur, budur. Ama bunun her türlü toplumda olduğu gibi mutlaka ve mutlaka istisnaları var. En azından bu şekilde ifade edelim. Dolayısıyla bu hiçbir zaman gözden kaçırmamalı. Mutlaka bir belgeye bağlamak çok yararlı olacaktır. Evet, teşekkür ederim. Başka soru var mı? Peki.